Artı TV ekranlarından, Odak programından merhabalar, mutlu akşamlar değerli izleyenler. Her zaman yaptığımız gibi gündemi takipteyiz ve aynı zamanda fikri takipte olacağız. Barolarla ilgili düzenlemeye dair son gelişmeler neler? Bunları birçok yönüyle masaya yatıracağız. İktidarın hedeflediği çoklu baro sistemiyle ilgili kanun teklifi son olarak Adalet Komisyonu'ndaydı. Orada görüşmeler tamamlandı ve AKP ile MHP'nin oylarıyla o komisyondan geçti. Şimdi önümüzdeki sürece biraz odaklanacağız. Perşembe günü de genel kurula getirilmesi bekleniyor. Bundan sonra neler olabilir? Muhalefetin komisyonda dikkate alınmayan itirazları, eleştirileri genel kurulda muhtemelen devam edecek. Peki nasıl sonuçları olabilir? Bu çerçevede değerlendirmeler, yorumlar alacağız. Son durumla birlikte başladık. Dikkat çektiğim üzere muhalefetin bu süreçle ilgili, bu kanun teklifiyle ilgili en başından beri itirazları oldu, tepkileri oldu. Adalet Komisyonu'na nasıl yansıdı, orada süreç nasıl işledi, buna dair de birazdan görüş alacağız. Muhalefetten iki isimden CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Skype bağlantısıyla ilk konuğumuz olacak. Diğer konuğumuz da HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş olacak. Sayın Beştaş da telefon bağlantısıyla bugün programı katılacak. Öncelikle buna dair haberimizi sizlerle paylaşalım. Baroların yapısını değiştirecek olan çoklu baro düzenlemesini de içeren kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti dedik. Bir izleyelim. Meclis Adalet Komisyonu'nda avukatlık kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. 28 maddeden oluşan teklifin Perşembe günü genel kurulda ele alınması bekleniyor. Tartışmalara neden olan yeni düzenlemeye göre üye sayısı 5000'i aşan illerde 2000 üye ile yeni bir baro kurulabilecek. Örneğin İstanbul'da ilave olarak 5-6 baro daha kurulabilecek. Avukat sayısının 2000'in altına düşmesi halinde bu sayının 6 ay içinde sağlanması istenecek. Eksiklik giderilmezse baronun tüzel kişiliğine son verilecek. Aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurmak için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak. Teklifle avukatlık ortaklığı aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine kayıtlı birden çok avukatın bu kanuna göre mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişilik olarak tanımlanacak. Avukatlar Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacak. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilmeyecek. Avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararlarına temiz yolu açılacak. Bu kapsamda ilk derece mahkemelerinde verilen 5 yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları da temyiz edilebilecek. Teklifle denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde avukat kayıtlı olduğu baroya bilgi verecek. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler, o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından birliğin denetim ve gözetiminde yapılacak ve kalan mal varlığı Türkiye Barolar Birliği'ne geçecek. Evet, günlerdir üzerinde konuştuğumuz birçok yönüyle tartışılan, tepki toplayan ki başta baro başkanlarının itirazları üzerine tepki toplayan o kanun teklifi komisyondan geçti. Dediğimiz gibi gözler bu kez Perşembe günü genel kurulda olacak. Şimdi hemen konuklarımızdan değerlendirmelerini almaya başlayalım. İlk konuğumuz CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Skype bağlantısıyla şu anda karşımızda. Sayın Şevkin, hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar, hoş buldum. Sayın Şevkin, şimdi gündeme geldiği an itibariyle aslında tepki toplayan bir kanun teklifinden bahsediyoruz ki noktasına virgülüne
dahi dokunulmadan o komisyonda muhalefetin tüm tepkilerine, itirazlarına rağmen, o itirazlar dikkate alınmadan bir kanun teklifi daha geçti. Şimdi dediğimiz gibi gözler biraz genel kurulda olacak ama sizinle şöyle başlayalım. Adalet Komisyonu sürecinin üzerinde isterseniz biraz duralım. Daha önce de çok kez benzer örneklerini gördüğümüz üzere AKP bir kanun teklifi sunduğunda hiçbir şekilde muhalefetin sonrasında itirazlarını dikkate almıyor. Bu kez de öyle oldu. Öncelikle bu tutumu nasıl değerlendirirsiniz? Bu tabii kabul edilebilir bir durum değil. 2 Temmuz Perşembe saat 14 itibarıyla komisyona geldi biliyorsunuz bu kanun taslağı. Ve aşağı yukarı ertesi günü de sayacak olursak 5. gün yapılan görüşmeler sonucunda noktası virgülü dahi değişmeden 28 madde komisyonda kabul edilerek geçti. Şimdi olması gereken tüm tarafların, barolar, Türkiye Barolar Birliği'nin, ilgili sendikaların, belki bununla ilgili tüm kurumların görüşü alınarak aslında alt komisyonlarda, mutfak dediğimiz alt komisyonlarda bu değerlendirmelerin yapılıp bir ortaklaştıktan sonra komisyonda görüşülmesi esas olmalıydı. Ama ne yazık ki sizlerin de kamuoyunda takip ettiğiniz gibi 80 baronun karşı duruşuna rağmen ve bütün tepkilerine rağmen bu komisyona apar topar geldi. Ve sanki Türkiye'nin gündeminde hani başka bir şey, işsizlik çözülmüş, pandemi sürecini atlatmışız, bütün sorunlar çözülmüş gibi alelacele getirildi bu kanun taslağı. Tabii biz tüm milletvekillerimizle, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri 5 gün boyunca komisyondaydık, itirazlarımızı dile getirdik. Tam 133 milletvekilimiz söz aldı komisyon. Milletvekillerimiz daha uzun süreli görüştüler, itirazlarını ilettiler. Ancak işin ilginç yanı sadece 5 ya da 6 milletvekiliyle Adalet ve Kalkınma Partisi bunu takip etti ve hemen hemen hiç konuşmadılar, neredeyse hiç görüş bildirmediler. Yukarıdan geldiği gibi bu taslak olduğu gibi noktasına virgülüne dokunulmadan komisyonda kabul edildi. Bu süreçte baro başkanlarımız meclisin önündelerdi biliyorsunuz. Evet. Meclis içerisine alınmadılar. Konunun tarafları olarak mecliste komisyona alınmaları gerekirken komisyona alınmadılar. Sürekli onların yanındaydık. Daha sonra 3 Temmuz'da yapacakları yürüyüş vardı biliyorsunuz. O engellendiği için Ankara Adliyesi önünde oturma eylemiyle buna tepki koydu barolar. Yine yanlarında olduk bu süreçte. Ancak bütün bu tepkilere rağmen, yani Türkiye'nin dört bir yanından gelen baro başkanlarının, muhalefetin, İYİ Parti, HDP, CHP'nin tüm muhalefetine karşın hiçbir noktası değiştirilmeden geçti. Şimdi savunma makamının yapılanmasını derinden etkileyen bu yasal değişiklik sadece avukatların problemi olarak görmenin yanlışlığına burada dikkat çekmek isterim. Çünkü artık son kale denilecek yargının hani en önemli kollarını ele geçirmek, son kale olarak diyebileceğimiz savunmaya, dolayısıyla her vatandaşın hak arama mücadelesine bir saldırı olmuştur. Ve bunu tüm birim, tüm halkımızın buna karşı durması gerekiyor. Ama ne yazık ki şu anda Perşembe günü bu yasa komisyondan geçmiş olan yasa taslağı meclise inecek ve görüşülecek. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine burada her türlü buna ilişkin muhalefet şerhlerimizi koyacağız. Bununla ilgili her türlü mücadeleyi vereceğiz. Umuyorum sağduyulu Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, MHP milletvekilleri sağduyulu davranarak toplumun tüm kesimlerinden gelen bu tepkiyi, baroların, tüm baroların tepki gösterdiği bu düzenleme ile ilgili değişiklikleri, gerekli değişiklikleri yaparak meclisten çıkar. Ama çıkmadığı takdirde de Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne bu konuyu götüreceğiz. Hı.
Peki Sayın Şevkin, biraz önce siz de işaret ettiniz. Baro başkanlarının bu süreçte nasıl bir mücadele gösterdiklerine, hem yapılan o yürüyüş, savunma yürüyüşü, sonrasında işaret ettiğiniz gibi meclis önünde beklediler gece gündüz orada o şartlar altında. Ve unutulmayacak aslında kareler de yansıdı orada bu süreç. Belki de o fotoğraflarla da hatırlanacak, öyle akıllara gelecek. Bu tarafıyla peki nasıl bir fotoğraf ortaya çıktı dersiniz? Çok üzücü tabii. Yani biliyorsunuz barolar son derece saygın kurumlar. Baro başkanlarımız da yine aynı şekilde. Onları ilgilendiren bu kadar önemli bir yasa taslağı görüşülürken kapı önünde bekletilmeleri, yerlerde oturmaları Türkiye açısından çok acı bir fotoğraf olmuştur ne yazık ki. Bu bence AKP'ye de yarar sağlamamıştır. Son derece olumsuz görüntüler. Olması gereken bu değildi. Olması gereken hani ne acelemiz vardı diye soruyorum ben. Bu kadar apar topar 5 gün içerisinde sabahlara kadar her gün saat 4'te 5'te biten komisyon çalışmalarıyla sonuçlanan bu yasa taslağının meclise inmesi sırasında mutlaka konunun tarafı olan ve çok saygın kurumlar olan bu baro başkanlarımızın muhakkak içeride olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi, bunlar dünyaya verdiğimiz çok hoş görüntüler değildi. Yansıda da görüyorsunuz bakın kapıda. Yani bir bank yoktu. En doğal insani ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortamlar yoktu baro başkanlarımızın. Hatta bir ara ben de müdahale ettik, daralttık, gittikçe o bariyeri daraltmaya kalktılar. Hani bunu yapamazsınız diye tepki koyduk. Görüyorsunuz şu görüntüler hiç hoş görüntüler değil, dünyaya verilen hiç hoş görüntüler değil elbette. Ne yapılmaya çalışılıyor gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani hoşunuza gitmeyen baroları böleceksiniz, hoşunuza gitmeyen basın kuruluşlarına altından kalkamayacakları cezalar vereceksiniz. Trollerinizle herkese saldırtıp hoşunuza, size bu saldırı yapıldığında sosyal medya, tüm Türkiye'yi cezalandıracak şekilde sosyal medyayı yasaklayacaksınız. Ardından TUMOP yasası geliyor. Ardından biliyorsunuz kadınların günde ortalama neredeyse her gün cinayete kurban gittiği bir Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldırmak gibi bir düşünceyi sava ortaya atacaksınız. Yani iktidarın ne yapmaya çalıştığını anlamakta güçlük çekiyoruz gerçekten. Demokratik ve gelişmekte olan ülkeler demokrasi çemberini genişletirken bizim ülkemizde bu atmosferi daha da daraltmaları, insanları daha da soluk almaz hale getirmeleri AKP'ye de bir şey kazandırmaz. Ben buradan çok değerli AKP milletvekillerimize de seslenmek isterim. Bunun size bir faydası yok. Hep beraber hani yola çıkarken, iktidara gelirken şunu savunmuştunuz. Yasakları yok edecektiniz, yoksulluğu yok edecektiniz. Ve 3Y ile geldiler biliyorsunuz. Bunu ortadan kaldıracaklarına, tam tersi şu anda kendileri yolsuzluğu yok edeceklerdi. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları ortadan kaldıracaklardı. Ne yazık ki geldiğimiz süreçte şu görüntüler gerçekten Türkiye'ye yakışan, Türkiye demokrasisine yakışan görüntüler değil. 80 baroyu karşınıza alarak nereye ulaşmaya çalışıyorsunuz? Merak ediyorum. Bakın bu durumda barolar bağımsızlığını yitirecek. Bu durumda çoklu barolar parçalı ve güçsüz bir duruma gelecekler. Bu durumda disiplin kurallarını uygulayamayacaklar. Bir de Adalet Bakanlığı'nın denetim ve egemenliğine geçmesi için bir zemin hazırlanıyor bu yasa taslağıyla. Baroların tamamen Adalet Bakanlığı'na bağımlı bir hale gelmesinin önünü açıyor ve siyasallaşmasının önünü açıyor. Bunun nasıl yani, sonuçları olabilir Sayın Şevkin? Adalet Bakanlığı'na bağlı olması nasıl sonuçlar getirir? Adalet Bakanlığı hangi hükümet? Bugün belki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet ediyor ama yarın bir başka hükümet geldiğinde de o siyasal ergin gözetiminde ne yazık ki kararlar verilecek. Bunu biz YÖK'te görüyoruz, bunu biz başka diğer kurumların tamamında görüyoruz. Yani bakanlığa bağlı olmaması lazım. Kamu tüzel kişiliği niteliğinde kurumlar biliyorsunuz bu barolar kendi bağımsız seçimlerini yaparlar.
ve tamamen bağımsız kamu niteliği tarzında kurumlardır bunlar. Ama siz bunu Adalet Bakanlığı'na bağladığınız takdirde hangi siyasal erk gelirse, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi başta ama yarın bir başkası olabilir, onun gözetimi altında siyasallaşmış bir yapıya kavuşacaktır. Bu da doğru bir şey değil. Yargının, hani kuvvetler ayrılığı dediğimiz yasama ve yargının ayrılması gerekiyor elbette. Her bir baro, yani tarikat, cemaat, etnik ve mezhepsel hemşerilik gibi temellere dayalı barolar belki oluşacak hani bu yapıda. Bir sürü hizipler yaratılmış olacak. Hani ben konuşmamda da, komisyondaki konuşmamda da bahsettim. Hani bir kardeşler barosu, öz kardeşler barosu, yani bu şekilde barolar mı oluşacak? Bunun mu önünü açacağız? Doğrusu bunların hiçbirisi kabul edilebilir şeyler değil. Adalet ve Kalkınma Partisi sürekli kan kaybettikçe ne yazık ki tüm demokratik kitle örgütlerine, demokratik kurumlara, özgür basına ve tüm kurumlara saldırı vaziyetinde. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir faydası olmaz, tam tersine kan kaybettirir diye düşünüyorum. Şimdi tam da burada biraz daha açarak şöyle devam edelim isterseniz işaret ettiğiniz noktada. Şu anda bu avukatlık kanunuyla ilgili teklif üzerinde konuşuyoruz. Zira bununla ilgili bir çalışma söz konusu. Ancak evet, bununla sınırlı kalmayacağı, diğer meslek örgütlerine de uzanacağı yorumları var ki iktidara yakın gazeteciler bunları köşesine de taşıdılar. Hatta doğrudan işaret ettiler, sırada TMOB olabilir şeklinde. Evet. Peki bu gidişat nereye götürür Türkiye'deki bu işleyişi, genel durumu ve AKP için nasıl sonuçları olabilir? Şimdi Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği de yine demokratik kitle örgütleridir. 1954 yılında kurulmuş, tüzel kişiliği olan kurumlardır. Ve yüz binlerce üyesi olan bu kurumun da yine aynı şekilde seçim sisteminin değişmesi konusunda girişimler olacağını duyuyoruz. Tıpkı baroda da söylendi, hani Adalet Bakanı bile haberim yok dedi ama birkaç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı hemen bunu sanki cezalandırır gibi apar topar meclise, komisyona sunuldu ve ne yazık ki komisyonda 5 gün yapılan tartışmalı bir görüşmelerden sonra geçti. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği de yine aynı şekilde bu ülkenin doğasına, çevresine, bu ülkenin kamu kaynaklarının doğru kullanılmasına, suyuna, madenine sahip çıkan meslek örgütleri, tüm mühendislerin bağlı olduğu kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde kuruluşlar, bunlar da özgür seçimlerini yapıyorlar. Bütün kayıtlı üyeler nezdinde seçimler yapılıyor ve orada bu seçimler sonucunda da ülkenin tüm varlıklarına sahip çıkan bir yapısı var. Yani dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi buna sahip çıkan kim varsa, ülkenin demokrasisine, ülkenin doğal varlıklarına, ülkenin kamusal nitelikli yapısına sahip çıkan hangi kurum varsa bunları yok etmek gibi bir tavrı var. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Demokrasilerde mutlaka muhalefetin de yapıcı eleştirilerinden iktidarın nasibini alması gerekiyor. Yani baroları kapatalım, TMOB'u kapatalım, tek ses, tek solukla bir şeyi, ülkeyi yönetelim derseniz bunun altında kalırsınız. Bunun ne yazık ki hiç kimseye faydası yok, Türkiye'ye de faydası yok. 95 yıllık, 96 yıllık kazanımlardan geriye dönüş demektir. Yani bunun kabul edilebilir bir yanı yok. AKP'ye de bir faydası yok açıkçası. Bu demokratik kanalların açık tutulması gerekiyor. Bugün YÖK yapıldığı gibi, bugün baro yine hukukçulara yapıldığı gibi, bugün tüm demokratik kitle örgütlerine, sendikalara yapılan saldırıların kimseye faydası olmadığı görülmüştür. Bütün bu olumsuzluk maalesef AKP'ye yapılan kamuoylarında %30'a doğru bir erime olarak yansımaktadır. O yüzden bırakın barolarla uğraşmayı, bırakın kadınların kazanılmış hakları ve İstanbul Sözleşmesi'ne ilk imza koyan Türkiye'nin
bu kazanılmış hakkını bence daha iyi, daha nitelikli, daha cezai meydelerin uygulanabilir ve kadın cinayetlerinin azaltılması yönünde geliştirmeleri gerekirken tam tersi maalesef işte kadını tane olarak ifade eden bir iki kadın bulunsun, kadının adı bugüne kadar yoktu, AKP gelince oldu gibi hani Cumhuriyet'in bütün o kazanımlarını yok sayan, oysa biliyorsunuz Avrupa'da birçok ülkeden, Fransa'dan, İsveç'ten önce kadına seçme ve seçilme hakkı vermiş Cumhuriyet'in o tüm kazanımlarını yok sayan anlayış Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir kazanç sağlamıyor. Her geçen gün eriyorlar. Sanıyorum bu erimenin verdiği telaşla da her kuruma saldırarak onları yok etme yolunda bir eylemlilik gösteriyorlar. Ama bunun faydası olmayacak. Erimelerine önüne engel değil. Şimdi bu süreçte partiniz CHP'den de birçok isimden, genel yönetim anlamında da sizden de işte dinledik. İtirazlarınız oldu, tepkileriniz oldu ve bununla birlikte genel kurul için biraz önce AKP ve MHP'li vekillere de çağrıda bulundunuz. Şimdi burada merak ediyoruz. Acaba o çağrılara yanıt alabilecek misiniz olumlu yönde? Nedir beklentiniz? Umuyorum sağduyulu davranırlar. Çünkü tüm Türkiye'nin bu kadar karşı durduğu ve 80 baronun başkanının, yani bunun içerisinde AKP'li kardeşlerimiz de var, MHP'li kardeşlerimizin de olduğu, onların da bu yapılanmaya karşı durduğu bir ortamda AKP'li ve MHP'li vekillerin sağduyulu davranmasını bekliyoruz. Hani yukarıdan bir emir gelince bunun %100 uygulanması doğrultusunda bugüne kadar ne yazık ki hep eylemlilik gösterildi. Ama umuyorum ki bu kadar tepkileri bir sağduyuyla karşılayıp bir en azından daha yapılabilir maddelerle daha uygulanabilir maddeler şeklinde geçmesinin önünü açarız diye düşünüyorum. Barolarda bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade ediyorlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak bütün milletvekillerimizle nasıl 5 gündür aralıksız sabahlara dek bu nöbetimizi sürdürdük ve bu mücadeleyi sürdürdüysek yine Meclis Genel Kurulu salonlarında da aynı tavrımızı sergileyeceğiz. Sağduyu bekliyoruz AKP'li ve MHP'li milletvekillerinden de. Peki. Sayın Şevkin çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için, konuğumuz olduğunuz için. Evet. İyi akşamlar ben diliyorum size. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in Adalet Komisyonu'nda kabul edilen o kanun teklifiyle ilgili, barolarla ilgili kanun teklifiyle ilgili görüşlerini, değerlendirmelerini aldık. Biz muhalefet olarak mücadeleye devam edeceğiz dediler. Önümüzdeki sürece de işaret ederek aynı mesajı bu süreç içerisinde ciddi bir direniş gösteren baro başkanları da aktarmaya devam ettiler. Komisyon görüşmeleri boyunca dikkat çektiğimiz gibi meclis önündelerdi. Orada nöbet eylemi gerçekleştirdiler ve bundan sonra ne yapacaklarına dair de yol haritalarını açıkladılar. Şimdi bunu izleyelim. AKP ve MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de birden fazla baro kurulmasının önünü açan yasa teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Komisyon görüşmeleri boyunca meclis önünde eylemde olan baro başkanları banklara hatıra imzalarını attı. Bulundukları illerde protestolarını sürdürme kararı aldı. Baro başkanları adliyede teklife karşı mücadelelerini devam ettirecek. Meclis Genel Kurul görüşmeleri başlayınca da yeniden Ankara'ya gelecekler. CHP ise çoklu baro teklifinin genel kurulda yasalaşması durumunda aynı gün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da şimdi telefon hattımızda konuğumuz. Sayın Beştaş, hoş geldiniz programımıza. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi yayınlarımız olsun. Sayın Beştaş, şimdi sizin de çok itirazlarınız olduğunu biliyoruz. O komisyondan da o yönde görüntüler ve açıklamalar yansıdı.
Ancak tüm tepkilerinize rağmen AKP ve MHP de bir taraftan ısrarını sürdürdü. Biraz önce CHP'li konuma da sordum. Size de bunu sorarak başlayalım sohbetimize. Komisyonda nasıl bir tutumla karşı karşıya kaldınız? Yani tekrar bir AKP'nin yasama bakışını bizimle birlikte tüm Türkiye gördü. Aslında karşı tarafı dinlemeyen, dinlemiş gibi yapan, sadece zorunlu bir işlem olarak gören komisyon toplantısını, ama hiçbir şekilde açıklama yapma bile gereği duymadılar. Hani bu kadar yoğun eleştiriye, baro başkanlarının tepkisine, Türkiye'nin her tarafında alanlarda olan on binlerce avukata rağmen açıklama yapmadan, kendilerini yani tekliflerini savunmadan, çok sınırlı ve eleştirileri dikkate almayan bir yaklaşımla karşı karşıya kaldık. Çünkü şunu çok net biliyoruz, buna onlar karar vermediler. Hani her zaman olduğu gibi yasa yapımı süreci yukarıdan gelen bir açıklama, bir talimat ya da işte bir konuya hassasiyet gösterilmesi, tırnak içinde söylüyorum bunu, sonrasında hemen bir çalışmayı başlatıyor ve bu çalışma önümüze yasa teklifi olarak geliyor. Mesela şu anda da sosyal medya ile ilgili bir bahane yaratıldı. Tıpkı barolar olduğu gibi aslında daha önce gündemlerinde olan, üzerinde çalıştıkları meseleleri bu tip yöntemlerle getiriyorlar. Yani komisyonda muhalefetin, bizim partimizin ve diğer muhalefet partilerinin ileri sürdüğü bütün tezler, bütün eleştiriler aslında uluslararası hukukun, uluslararası sözleşmelerin, yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığı ve özellikle savunma hakkının ta 13. yüzyıldan bugüne kadar gelişinin bir tarihçesi aynı zamanda anlatıldı. Fakat bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Yani biz Halkların Demokratik Partisi olarak da çok büyük bir vekil grubuyla, 40'ı aşkın vekil grubuyla orada sabahlara kadar durduk. Her maddede konuştuk. Bütün eleştirilerimizi sunduk. Şu anda da muhalefet şerhimiz bitmek üzere, yarın sunulacak. Ama iktidar partisi ve ortağı neticede bu yasayı savunmadan, gerekçelerini bile doğru dürüst anlatmadan sadece kendi oy sayılarına güvenerek getirdiler ve komisyondan geçti. Yani böyle özetleyebilirim. Evet. Peki Sayın Beştaş, şimdi bu kanun teklifini kamuoyunda da adlandırıldığı üzere çoklu baro olarak ifade ediyoruz. Zira zaten en çok tartışılan yönü de bu. Biraz teklifin içeriği üzerinden de devam edelim isterseniz. 2000 avukatla barolar kurulabilecek. Burada peki nasıl bir işleyiş olacak? Burada alt metinde de bir şeyler okumak gerekirse buna dair neler söylersiniz? Yani bu teklif aslında esas itibariyle iki temel noktadan hareket ediyor. Bir, delege sistemi değişiyor. Türkiye Barolar Birliği'ne farklı baroların göndereceği delege sayısında bir oynama var. Onu açacağım. Bir de 2000'i toplayan, yani 5000'den fazla avukatın olduğu barolarda 2000 avukatı bulan ayrı bir baro kuracak. Evet. Diğer maddelerin tümü uyarlama maddeleri, yani hani birden fazla baro olacağı için işte ona ilişkin usuller düzenleniyor. Evet. Esas bu iki nokta. Şimdi ilkinden başlayayım. Temsilde adalet diye savundukları mesele şu: temsilde adaleti tamamen ortadan kaldıran bir teklif. Yani düşünün, Türkiye'de avukatların yüzde yanılmıyorsam 55'ini bulunduran İstanbul Barosu'nun delege sayısını 140'lardan 12'ye 13'e indiriyor. Hani kesin rakam bilerek vermiyorum. Her 5000 avukata bir delege veriyor. Daha önce her 300 avukata bir delege veriliyordu. Ve yani düşünün, %55 avukata sahip bir baro, Ankara, İstanbul ve İzmir, bir hesaplama yaptık, %7 oranında temsil edilecek Türkiye Barolar Birliği'nde. Buradaki amaç şu tabii, çok açıkça: Türkiye Barolar Birliği yönetimini ve başkanını iktidar belirlemek istiyor bunun üzerinden. Yani İstanbul, Ankara ve İzmir'in delege sayısı üzerinden bir seçimi tamamen bitiriyor. Ne demek bu?
Yani Burdur Barosu da 3 delege verecek, Ankara Barosu da 3 delege verecek. Ya da işte küçük bir il düşünelim, Dersim Barosu da 3 delege verecek. İşte İzmir Barosu da aynı oranda delege verecek, aynı sayıda. Bu da temsilde adaleti tamamen bitiren bir mesele. Yani şöyle bir örnek verecek olursak, diyelim ki iktidar partisi %45 oy aldı, varsayalım almayacak da. Mecliste %5 sandalyesi olsun, bunu kabul ediyorlarsa biz de bunun doğru olduğunu savunalım o zaman. Yani böyle bir garabet, böyle bir anlayış, böyle bir vehameti tarif etmek hakikaten mümkün değil. Yani şunu söylüyorlar bu maddeyle bize: ben İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu'nun delege sayısını yüksek buluyorum, Türkiye Barolar Birliği yönetimini seçtiremiyorum, sayıyı düşürüyorum ve buna da temsilde adalet diyorum. Aslında temsilde adaletsizliğin resmini çiziyorlar. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntem. Diğeri çoklu baro dedikleri, yani kendi yandaş diye ilk günde söyledim, bugün de aynı noktadayım. Yandaş barolar kurmak istiyorlar. Diyelim ki İstanbul Barosu'nda 3-4 baro daha kurulabilecek ve bunu kendileri yani nasıl yürütmeyi, nasıl yürüttüklerini, nasıl hükmettiklerini biliyoruz. Avukatlar arasında ayrımcılık yaparak, bölerek avukatları yeni barolar tahsis edecekler. Ne anlama geliyor bu? Ayrıcalıklı barolar oluşacak, paralel barolar. Yani hükmedemedikleri barolar yerine tamamen kendi söylediklerinin sınırları içinde kabul edecek. Yargılama aşamasında da savunma makamını asla temsil edemeyecek. Çünkü iktidarla aynı görüşte olacaklar. Bu dolayısıyla hüküm ve iddia makamıyla da aynı koşullarda olması demek. Böyle bir barolar oluşturmak istiyorlar. Bu uzun uzun örnekleri komisyonda da anlattık. Şu anda onu söylemiyorlar neyse ki. Çünkü yalanları ortaya çıktı. İlk başta şöyle takdim ettiler topluma: efendim başka ülkelerde de benzerleri varmış. Evet. Diye bir savunu hatırlarsınız söylediler. Evet. Biz tek tek o söyledikleri ülkelerin şeyini çıkardık, yasalarını. Hiçbirinde, ne Almanya'da, ne Amerika'da, ne Japonya'da, ne başka bir ülkede birden fazla, aynı yerde birden fazla baro örneği yok. Yani bu tek şu anda. Çünkü barolar dernek, vakıf ve benzeri kurumlar gibi değerlendirilemez. Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleridir. Ve dayanaklarını anayasadan alırlar. Bu ne demek? Yani savunma makamı tıpkı hüküm makamı ve iddia makamı gibi anayasal bir organdır. Ve yargıdaki üç erke, yani savcı, avukat ve mahkemeyi ayıran bir düzenlemedir. Savunma eğer bağımsız olmazsa o mahkemenin adil yargılama yapması mümkün değil. Çünkü çekişmeli bir yargıdan söz ediyoruz. Yani şunu, silahların eşitliği prensibi uluslararası bir ilkedir. Yani savcı ve avukatın gücü eşit oranda olmalıdır. O karşılıklı tez, antitezi oluşturmaları için. İşte bunu tamamen ortadan kaldırıyorlar ve hiçbir ülkede benzeri yok. Bu tamamen AKP tipi bir yargı inşa etme meselesi. Çok uzattım, farkındayım ama tam açmak için bunları anlatıyorum. Özetle bu. Peki Sayın Beştaş, şimdi bu konu tartışılırken aslında çok da dikkat çekilmeyen bir hususa bugün partinizden Saruhan Oluç işaret etti. Onu da biraz açalım izninizle. Teklifle ilgili AKP ve MHP iktidarının beklentilerini, ne yapmaya çalıştığını anlatırken şöyle söyledi: Türkiye Barolar Birliği'nin mali imkanlarını kendi yandaş barolarına aktarmak için getiriyorlar dedi. Tabii bu sadece bir tanesiydi. Başka şeyler de söyledi. Başka noktalara, sizin biraz önce işaret ettiğiniz o hususlara da dikkat çekti. Ama dediğimiz gibi bu tarafı da çok aslında konuşulmadı, tartışılmadı. Buna dair neler söylersiniz? Tabii ki bu anlattıklarıma ek olarak Türkiye Barolar Birliği'nin ceza muhakemesi, CMK dediğimiz, adli yardım dediğimiz, avukatların üyelik aidatları dediğimiz, aynı zamanda
büyük bir bütçesi var ve bu mali olanak olarak nitelendirecek olursak bu kuracakları barolara bu olanakları sağlamak anlamına gelir. Ne demek istiyorum? Mesela şu anda düşünün Türkiye'deki belediyeler, AKP'li belediyelerle AKP'li olmayan belediyelere yaratılan olanaklar ve aktarılan kaynaklar asla eşit değil. Eşit olmadı bugüne kadar. Muhalefetten her türlü olanağı ortadan kaldıran, hatta bizimkilere kayyum atadılar, her türlü tasarrufunu engellemeye çalışan iktidar kendi belediyelerine sınırsız olanak tanıyor. Belediyelerle belki kıyaslamak doğru değil ama anlaşılması için bunu söylüyorum. Şimdi kendi oluşturdukları barolar olacak ve bunlar, konuşmamda söyledim, ayrıcalıklı barolar olacaklar. Bunun sonuçlarını aslında daha çok uzun süre tartışacağız. Bu hem merkezi olanakları, kaynakları buralara aktarmak noktasında bir ayrımcılık olacak. Çünkü yandaş barolar ve yandaş avukatlar maalesef yargılama tartışmalarında artık var. Ve bu çok vahim bir şey. Ben bir avukat olarak da bunu çok üzüntüyle söylüyorum. Ve bunu da aşan, yani o olanakları da geçelim, İkinci basamağı da şu: insanlar avukat tutarken hangi baronun üyesi avukatı tutayım noktasına gelecek. Çünkü iktidarla tırnak içinde uyumlu olan, muhalefette olmayan, işte mahkemede daha rahat iş yapabilirim, davamı daha rahat çözebilirim anlayışıyla, çünkü bunu yaratıyorlar, bir kesime daha fazla iş olanağı, diğer muhalif avukatlara ise ekonomik olarak da zorlayacak bir sisteme dönüşecek. Bu dönüşme ihtimali çok kuvvetle muhtemel. Yani birçok açıdan, hani bu demokrasi açısından, yargı açısından tehlikeleri kadar maddi açıdan da çok büyük tehlikeleri var. Diğer yandan da daha da önemlisi, yani en önemsediğim meselelerden biri, hak arama yolları kapatılmış olacak. Yani sonuçta herkesin, bütün yurttaşların bir şekilde işi mahkemeye düşer. Yani illa sanık olması ya da işte tanık olması gerekmiyor. Evet. Boşanma davasından tazminat davasına kadar hayatının bir döneminde mahkemeyle temas ediyor. Ve bu durumda da avukat tutarken bir buna dikkat edecek ve karşısındaki, mesela bu yandaş barolar, nasıl ki belediyeler AKP'li taban ya da bir avuç, hani bu sermayeyi paylaşanlar, onlar aleyhine çalışmıyorsa avukatlar da çalışmayacaktır. Yani adalet korkunç bir darbe alıyor bu anlamda. Olmayan adalet, şu anda zaten bir adalet sisteminin olduğundan söz edemiyoruz ama kırıntılarını bile ortadan kaldıran çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Şimdi genel kurul sürecine gelirsek, Perşembe günü genel kurulda olacak bu kanun teklifi. Acaba neler olacak? O tartışma yaratan maddelerle ilgili muhalefetin de itirazları o noktada dikkate alınır mı? Tabii bunu da merak ediyoruz. Takipte olacağız ama öngörüleriniz nedir bu konuda? Ya öncelikle Perşembe geleceğine dair bir hani şey var, ihtimal var ama henüz kesinleşmedi. Yarın meclis başkanlığı seçimi var genel kurulda. Ondan sonra bekleyen yasalar var. Henüz resmi olarak gündem tebliğ edilmedi. Görüşmelerimiz sürüyor. Büyük olasılıkla Perşembe ama haftaya da kalabilir. Önce bunu not olarak söyleyeyim. Açıklamalar o yönde geldiği için biraz o beklenti de oluştu şu aşamada. Hayır, kesin. Ama gelecek kesin olarak açısından. Genel kurulda göreceğiz tabii artık. Tabii ki kesin olarak gelecek. Yani genel kurulda biz tabii ki muhalefetimizi en etkin, en sert ve iş tüzükten kaynaklı bütün haklarımızı kullanarak yapacağız. Bu konuda komisyonda nasıl bir yöntem izlediysek genel kurul aşamasında daha da bunu büyüten bir yöntemle hareket edeceğiz. Ve bu teklifin geçmemesi için, dediğim gibi, milletvekilleri olarak, HDP grubu olarak tüm olanakları kullanacağız. Öncelikle onu söyleyelim. Çünkü
bu akıl alır gibi değil. Bu bir akıl tutulması, bu bir çılgınlık. Yani varoluşu bölen bir anlayış yarın çok daha büyük adımlar atabilir ve hani adalet sistemini tamamen çökertecek bir teklifle karşı karşıyayız. Ve bu dönemde özellikle baroların, avukatların alandaki tepkileri, demokratik tepkileri, varlıkları ve bunu redde dair tutumlarının da çok önemli olduğunu ve bunun mutlak surette dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Yani biz komisyonda büyük mücadelelere, çabalara rağmen baro başkanlarını dinlemediler. Halbuki evet, yasa yapılırken mutlak surette tarafların dinlenmesi gerekiyor. Onların önerilerinin alınması gerekiyor. Yani bunun geçmemesi için çok büyük bir direniş ve tepki iç tüzük sınırları dahilinde tabii ki ortaya koyacağız. Diğer muhalefet partileri de tahminimce bunu kabul etmeyeceklerdir. Önümüzdeki hafta çetin geçecek yani. Peki. Sayın Beştaş, çok teşekkür ediyoruz size de konumuz olduğunuz için, değerlendirmeleriniz ve bilgileriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi çalışmalar. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ı da dinledik. Bir kez daha bu konuya ilişkin komisyonda yer alan isimlerden birisiydi. Partisinin önümüzdeki sürece dair yol haritasında paylaştı. Bu sırada bugün gelen iki açıklamaya da dikkat çekelim. Öyle veda edelim. Muhalefetin tutumunu konuşuyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bir mesaj paylaştı. AKP ve MHP'nin meclise taşıdığı bu çoklu baro düzenlemesini eleştirdi. Her zaman yaptıkları gibi biz yaptık oldu kafasıyla tartışmayı başlattılar. Asgari nezaket ölçüleri içerisinde meselenin tarafı olanları dinleyecek medeni cesareti bile gösteremediler. En temel anayasal hak olan seyahat özgürlüğü, toplantı yapma özgürlüğü 5. sınıf bir otoriter rejimdeymişiz gibi ihlal edildi denildi. Özellikle baro başkanlarına yönelik tutuma da işaret etti bu açıklamasıyla birlikte. Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan da yine bir açıklama geldi yazılı olarak. Ona da dikkat çekelim. Yazılı basın açıklaması yaptı ve Deva Partisi'nin bu konudaki önerilerini paylaştı. 5 madde olarak söz konusu düzenleme bir an önce Meclis Genel Kurulu'ndan geri çekilmelidir. O maddelerden ilki, baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin demokratik ve adil bir yapılanmaya kavuşturulması adına yeniden bir çalışma başlatılması gerektiğine işaret etti. Yapılacak değişikliklerin baroların ve sivil toplum örgütlerinin görüşünün de alındığı, kamuoyunda şeffaf bir tartışmanın yürütüldüğü demokratik bir sürecin ardından tekrar meclis gündemine getirilmesi gerektiğini söyledi. Baroların yönetim kurullarının nispi temsil sistemine göre belirlenmesi, yani her ilde baro başkanlığı seçimine katılan grupların aldığı oy oranında baro yönetiminde temsil edilmesi gerekliliğine işaret etti. Biraz önce konuklarımız da bu hususa özellikle vurgu yaptılar. Türkiye Barolar Birliği'nin ise baroların üye avukat sayısının dikkate alındığı adil bir delege sistemiyle yeniden yapılandırılmasının önemini kamuoyunun dikkatine arz ederiz diyerek bu kanun teklifiyle ilgili bu eleştiriler de paylaşıldı Gelecek Partisi'nden ve Deva Partisi'nden. Muhalefetin tutumu bu şekilde. Genel kurulda neler olacak, takipte olacağız değerli izleyenler. Bugünlük bu kadar diyoruz. İyi akşamlar.